Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın Ayetleri programında Ahzab suresi 41-48. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Allahu Teala burada bize şöyle bildiriyor. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, üzkürullaha zikran kesira, Allah'ı çokça zikredin. Allah'ı çokça zikretmek, Allah'ı hatırlamak, hem dil ile Allah demek, hem de kalb ile Allah'ı unutmamak. Bu anlamda zikir, dinin önemli esaslarından birisidir. Özellikle tasavvuf yolunda da, tasavvufun en temel rükünlerinden birisini meydana getirir. Ama her halükarda, ister tarikatta, ister tarikat dışında, İslam'ı yaşamaya çalışan herkesin Allah'ı zikretmesi, Allah'ı hatırlaması bir görevdir. Bu anlamda Allahu Teala'nın şu alemde yarattığı her varlık aslında bize Allah'ı hatırlatır. Nasıl ki mesela sevdiğimiz bir zattan bize bir hatıra olarak diyelim bir tesbih gelse, elimizde bir tesbih var. O tesbihi gördükçe o zatı hatırlarız. Bu falancanın yadigarıdır. Ve küllü minel habibi habibun, dostun diyarından gelen her şey güzeldir sırrıyla onu görmek, ona olan muhabbetinize de vesile olur. Temsilde hata olmasın, bütün varlıklar Cenab-ı Hakk'ın yaratmasıyla meydana geldi ve ondan bize gönderildi. Ve Allahu Teala devamlı bizlere nimetlerini gönderiyor. Devamlı kendisini hatırlatacak şeyleri bizlere gösteriyor. Ve yurikum ayatihi, Allah size ayetlerini gösteriyor. Böyle olunca alemde gördüğümüz her şey bize Allah'ı hatırlatmalı ve böylece bir gecenin gelişi, bir gündüzün gelmesi, bir güneşi görmek, gökyüzünde ayı, yıldızları görmek, öte yandan bir bahar çiçeği, çiçeğin açılışını görmek, herhangi maddi bir nimeti elimize almak, bu gibi şeyler veya manevi lütuflar, ihsanlar, bütün bunlar bize Allah'ı hatırlatmalı ve kalbimizin ta derinlerinde onu yad edebilmeliyiz. Bu açıdan baktığımızda zikir dinin önemli esaslarından birisidir ve gafletin de bir dermanıdır. İnsanlar normalde günlük hayatın akışı içerisinde dünyaya bağlanıp kalabiliyorlar. Ama işte bu şekilde Allah'ı hatırlayabilirlerse gafletten kurtulacaklardır ve dünyaya gönderiliş gayesine uygun bir şekilde yaşayabileceklerdir. Vesebbihuhu, ona tesbih edin. Allah'a subhanallah diyerek tesbih edin. Onun azametini, onun münezzeh oluşunu ilan edin. Bukraten ve asıyla, yani hem sabah erken hem gün biterken, sabah akşam bu şekilde Allah'ı yad edin. Allah'ı tesbih edin. Değerli izleyenlerim, sabah ve akşam Allah'ı yad etmekten murat daima yad edin. Bu mana olabilir. Bir de özel olarak güne başlarken, işte bukraten, günün erken vakitleri, güne başlarken Allah'ı tesbih edin ve asıyla gün biterken, günü sonlandırırken yine Allah'a tesbih edin. Bu manada ayet-i kerimeden anlaşılıyor. Huvellezî yusallî aleykum ve melâiketuhu, o Allah ki size rahmetle tecelli ediyor ve melekleri de size dua ediyor. Meleklerin duası nazara veriliyor burada. Liyuhricakum minaz zulümâti ilen nur, ta ki zulümattan nura sizi çıkarmak için. Yani zulümattan nura sizi çıkarmak için Allahu Teala bu şekilde sizi rahmetine mazhar kılıyor ve melekler de sizin için dua ediyorlar, istiğfarda bulunuyorlar. Ve kâne bil müminine rahime, Allah müminlere rahimdir, son derece merhametlidir. Değerli izleyenlerim, Allahu Teala bütün mahlukatına merhametlidir ama özellikle mümin olanlara daha özel bir merhameti vardır.
daha özel bir inayeti bulunmaktadır. Bu açıdan hareketle Cenab-ı Hakk'ın Rahman ve Rahim isimleri arasında şöyle bir ayrım cihetine gidilmiş ve denilmiş ki Ya Rahmane Dünya ve Ya Rahimel Ahire. Ey dünyanın Rahmanı ve ahiretin Rahimi. Yani Allah-u Teala şu dünya hayatında mümin kafir ayırt etmeden herkese rızık verir. Bu noktadan Allah-u Teala Rahmandır. Ama bu ayet-i kerimede bildirildiği üzere وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِنَ rahime, Allah müminlere rahimdir. Özellikle müminlere daha böyle özel rahmeti vardır. İşte bu diğer alemde ehli iman olana rahmetinin bütün şaşasıyla tecelli etmesi, ikramda bulunmasını anlatıyor. Ve bundan da hareketle Rahim ismi özellikle müminlere bakar denilmiş. تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ selam. Onların tahiyyesi, müminlerin tahiyyesi Allah'a kavuşacakları günde selamdır. Yani ehli iman olanlar diğer alemde Cenab-ı Hakk'a kavuştuklarında Allah-u Teala'dan selama muhatap olacaklar. Selamun kavlen min Rabbir Rahim. Bir Rabbir Rahim'den doğrudan doğruya kendilerine selam denilecek. Allah'ın selamına muhatap olacaklar ve selamette kalacaklar. Artık dünyanın pisliklerinden, dünyanın bir takım nahoş hallerinden kurtulmuş bir şekilde daimi bir selameti elde edecekler. Ve kendi aralarında yine birbirlerine selam verecekler, birbirlerine esenlik dileyecekler ve orada diğer alemde tamamen cennet hayatında bir sulh, bir sükun, sükun derken sükunet, kargaşanın olmayışı, bütün bunlar hakim olacak. Ve e'adde lehum ecran kerime ve Allah onlara çok hoş bir mükafat hazırladı. Burada eliflamsız olarak gelmesi bunun çok büyük bir mükafat olduğunu anlatıyor, ifade ediyor. Allah onlara çok güzel bir, çok hoş bir mükafat hazırladı. Ve tabii ne hazırlandı biz onu bilemiyoruz. Hayat sürprizlerle dolu. İşte her gün yeni yeni şeylerle karşılaşabiliyoruz. Ve özellikle yaratılış noktasında baktığımızda bir dünyamız bir zamanlar tamamen kızgın bir küre halindeymiş. Tamamen böyle bir ateş küresi. Ama Allah-u Teala onu yaşayan bir gezegene döndürdü. Üzerinde hayat olan ve bir hücreli canlılardan tutun ta balinalara varıncaya kadar irili ufaklı çok farklı canlıların bulunduğu her taraftan hayat kaynayan bir gezegene döndürdü. Ve bizler bir zamanlar yokluk karanlıklarındaydık derken ana rahminde bize vücut verdi. Ana rahmi bizim için 9 ay 10 günlük bir süre oldu. Ardından dünyaya geldik. Dünyaya geldiğimizde gerçekten ana rahminden çok farklı bir alemle karşılaştık. İşte şu anda da ahirete doğru yolculuğumuz devam ediyor ve ahirette elbette ehli iman Cenab-ı Hakk'ın nice ikramlarına mazhar olacak. Böyle hatırından hayalinden geçmeyen nice güzelliklerle karşı karşıya kalacaklar, muhatap olacaklar. Ya eyyühen nebi, ey peygamber, İnna arsalnake şahiden ve mübeşşiren ve nezira. Biz seni şahit, müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Ve da'iyen ilallahi bi iznihi ve onun izniyle Allah'a bir davetçi ve siracen münira ve ışık saçan bir lamba olarak seni gönderdik. Değerli izleyenlerim, burası Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la alakalı onun konumunu, vazifesini, fonksiyonlarını anlatan bir ayet-i kerime. Allah-u Teala burada azametiyle şöyle bildiriyor. Biz gönderdik. Yani biz derken haşa çoğul anlamında değil. Ama Allah'ın peygamberimize hitap etmesinde arada aracı olarak Hazreti Cebrail de var. Öte yandan nasıl ki Türkçe'de birisine böyle bizden büyük olan birisine siz dediğimizde
çoğul manası anlaşılmıyor. Nezaketen böyle söylüyoruz. Allah-u Teala'nın da Kur'an-ı Kerim'de bazı yerlerde ben deyişi normaldir zaten. Ama bazı yerlerde burada olduğu gibi biz deyişi azametini bildirir. Burada da Allah-u Teala azametiyle Peygamberimize şöyle bildiriyor. Ey Peygamber, biz seni bir şahit, bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Peygamberimizin şahit olması, yani ümmetinin ne yaptığına şahit olması ve onlar açısından bir mazeret kalmaması, ta ki ümmeti Muhammed diğer alemde bize Allah'ın dinini tebliğ eden birisi gelmedi demesinler, mazeretleri olmaması için. Öte yandan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam işte ümmetinin ne yaptığına şehadet ediyor. Bu cihetler düşünülebilir. Bu anlamda Peygamberimiz ümmetine ve diğer ümmetlere bir şahit. Ve öte yandan bir müjdeci. Müjdeci derken Peygamberimiz ebedi hayatın müjdecisi, ebedi saadeti getirecek olan Allah'ın rahmetinin müjdecisi, cennet gibi bir mükafat yurdunun müjdecisi ve o cennette insanlara verilecek ikramların bir müjdecisi. Bunlar öyle büyük müjdeler ki bir insana piyangodan büyük ikramiyenin çıktığını müjdelemek bunun yanında çok basit bir şey kalır. Yani bir insan bir anda diyelim 1 milyon dolar gibi yüksek bir mükafatı kazansa, öyle bir piyango kendisine konsa, bunu bazıları ona diyelim müjdelerler. Ama burada ayet-i kerimede Peygamberimizin müjdeci olarak nazara verilmesi bundan çok daha büyük bir olay. Çünkü Allah-u Teala Allah'ın rahmetini bize müjdeliyor. Yani rahim bir Rabbimiz var. Bağışlayıcı bir Rabbimiz var. Onun rahmetinden, merhametinden bize bahsediyor ve bu şekilde müjdeliyor. Öte yandan yani korkmayınız, ölümle hayat bitmiyor. Ölümden sonra hayat devam ediyor. Bu şekilde kabirdeki hayatı bize anlatıyor. Öte yandan kıyametin koptuktan sonra yeni bir alemin başlayacağını, يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضُ وَالسَّمَاوَاتِ O gün arz başka bir arz olur, gökler başka bir göklere değişir. Bunları bize haber veriyor, başka bir alemin geleceğini ve o alemde ebedi cennet gibi bir mükafatın olduğunu bize müjdeliyor. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir başka açıdan ise bir uyarıcı. Nasıl ki diyelim arabamıza bindik, gidiyoruz. Yol boyunca bir takım uyarıcılar var. Diyelim ki sürat limitini gösteriyor. Eğer diyelim şehir kenarından gidiyorsak orada işte kaç kilometreyle en fazla gidilir, onun hızını gösteriyor. Veya önümüzde bir tümsek varsa tümseyi gösteriyor. Keskin viraj varsa keskin virajı gösteriyor. Ve bunlar bizim için gayet faydalı. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şu hayat yolunda önümüzde ne gibi tehlikeler var. Aman ha nefsinize uymayın. Peygamberimiz uyarıyor bizi. Aman ha şeytana uymayın. Bu noktada bizi uyarıyor. Öte yandan aman ha diğer alemde ebedi bir azap mahalli var. Cehennem gibi dehşetli bir azap yeri var. Aman ha oraya düşmeyin. Bu manada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bizi daima uyarıyor. Gafletten bizi uyarıyor. Eğer gafletle hayat devam ederse akıbeti nedir? Bunlardan uyarıyor. Bu manada baktığımızda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir uyarıcı. Ve da'iyen ilallah bi iznihi, Allah'ın izniyle Allah'a bir davetçi. Yani onun davalarının temelinde Allah'a davet etmek yer alıyor. Her peygamber her şeyden önce Allah'ı anlatmak için gelmiştir. Peygamber Efendimiz de hayatı boyunca insanları daima tevhide davet etmiştir. İçinde bulunmuş olduğu Arap toplumu müşrik bir topluluktu. Allah'ı kabul etmekle beraber araya aracı koymuşlardı. Putları aracı yapmışlar ve diyorlardı ki biz bunlara bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye tapıyoruz.
Peygamberimiz onları şirkten kurtaracak şekilde tevhidi anlattı. Allah'ın aracı kullanmadığını, arada vasıtaya ihtiyaç olmadığını, her şeyin dizgininin Allah'ın elinde olduğunu, ibadetin de sadece ona yapılması gerektiğini anlattı. Ve böylece insanları şirkten tevhide davet etti. Veya tamamen kafir kimselerse kafir olanları Allah'a imana davet etti. Ve siracen münira ve ışık saçan bir lamba. Peygamberimizle alakalı teşbihi bir ifade var burada. Nasıl ki gecenin karanlığında ay dünyamızı aydınlatıyor. Gündüz vakti güneş dünyamızı aydınlatıyor. Veya gece evimizde yakmış olduğumuz eskilerde lamba, günümüzde elektrik gecemizin karanlığını aydınlatıyor. İşte Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Cenab-ı Hakk'ın elçisi olarak dünyamızı bize aydınlatıyor. Kalbimizi, aklımızı, ruhumuzu, latifelerimizi aydınlatacak şekilde esasları bize bildiriyor ve gösteriyor. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِن۪ينَ Ey Peygamber, müminleri müjdele. بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ فَضْلًا كَب۪يرًا Allah'tan onlar için çok büyük bir lütuf var. Allah'tan onlar için çok büyük bir lütuf olduğunu onlara müjdele. Değerli izleyenlerim, Allah-u Teala burada Peygamberimizin mübeşşir olmasının bir açıklamasını yapıyor. Yani sen Allah'ın lütfuyla müjdele. Allah'ın çok büyük bir lütfu var. Bunu insanlara anlat. وَلَا تُطِعِ الْكَافِر۪ينَ وَالْمُنَافِق۪ينَ Kafirlere ve münafıklara itaat etme. Yani bu da uyarma noktasında. İşte kafirler, münafıklar kötü şeylere sevk ediyorlar ama sen onlara itaat etme. Sen Allah'ın yolunda devam et. وَدَعْ اَذَاهُمْ Ve onların ezasını terk et. Yani sen Allah'a davet ederken onlar senin karşına çıkacak. Onlar sana eziyet verecek ama sen onların eza vermesine aldırma. Hak yolda tek başına da olsan yoluna devam et, ilerle. Sonunda muvaffak olacaksın. Bu manayı Peygamberimize bildiriyor. Ve tevekkel alallah ve Allah'a tevekkül et. Yani insanları aydınlatma görevini yerine getirirken Allah'a tevekkül et. Çünkü bu büyük bir görevdir. Böyle büyük bir görevi sadece kendi cüz'i iradenle, kuvvet ve kudretinle yapamazsın. Allah'a tevekkül et. Allah seni muvaffak kılacaktır. Ve kefâ billâhi vekîle ve Allah vekil olarak kâfidir. Yani Allah seni görevlendirmiş. Bütün kalpler Allah'ın tasarrufunda. Sen Allah'a tevekkül ettiğinde Allah sana kafi. Mâ şâallâhu kân ve mâ lem yeşe lem yekun. Allah bir şeyin olmasını murad ettiğinde o şey meydana gelir. İrade etmediyse meydana gelmez. İşte değerli izleyenlerim, Kur'an-ı Kerim bu şekilde Peygamberimize yönelik onun mahiyetini anlatan, görevlerini anlatan, bize ışık tutan beyanlarda bulunuyor ve bizi onun peşinden gitmeye davet ediyor. Bizleri Cenab-ı Hak daima peygamberin gittiği yoldan giden bahtiyarlardan eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.